dosyadan bunun küçüğünü al, böyle büyüğüyle rahatça bir şey yapamazsın. Evde. Evde de burada da elinizde alıştıracaksınız ya, yani bu dönem şey olması gerekiyor bir tane. Şeylerimizi de bırakabileceğiz mi yine kutuları? Tabii. Şimdi alt katta koyu renk dolap da çarşamba var. Bu tarafa da sizler koyun. Hı hı. Buradan şunun küçük resmine bakıyor kendi için. Bir de bana bak şurası. Bazı çizimlerde resme bakmadan yapıldığında hatlar oluşuyor. Bir de arkadaşlar, karbonuzu ilk önce bir deneyin. Çok koyu çıkmasın. Çok koyu çıktığı zaman o tatlı ahşap görüntüsü kayboluyor. Hı hı. Yine çok detay çiziyorsunuz. Çok detay çizmekten vazgeçin. Geldi değil mi Aylin? Evet. Yani böyle yerine. Hocam tamam mı? Gayet güzel bak. Gayet soyut. Tamam değil mi? Hı-hı. Şimdi bulutlarda ütüleme tekniğini kullanıyorduk ya sabah. Hı-hı. Getir, karbondan çıkar, şurada göstereyim ben sana nasıl yapacağını. İlk önce en koyu bulutlardan başlayarak şey yapıyorsun. Resmini de getiriyorsunuz. Getireceğim hocam. Burada... Yani büyüttürüyorsunuz ya resmi. Orijinalinde de küçük olan elimizin altında çok daha rahat oluyor. Ben bir tane de küçük çektirdim o yüzden. Yani şimdi şu büyüklükte şey oluyor. Piksel dağılması falan oluyor ya. Çok biriniz müzik açın mı? Şey anlatılı yapıyorum ya, burada şey yaşıyorum mesela. Bir de şey unutmuşsunuz canlar. Küçük resimlerinizi her zaman renkli çektirin diyorum ben size. Alayım hocam. Yok, kendin çalışırken şey yap. O zaman daha rahat ayırt edebiliyorsun. Ve şeffaf dosyanın içinde olarak hani gözünüzden bir şey kaçmaması muhabbından. Yok yok, önümden gitme. Yok gitme. Sana konuşacağım. İlk önce en koyu olan kısımları yakın. Hani yer ve bulutları ne yapıyoruz? Hep böyle ütüleyerek yapıyoruz. Hı hı. Şimdi bu bulusu olan yerleri şu anki mantıkla başka türlü bu etkiyi veremeyiz. Açıyor da öyle. Evet, bütün böyle şu kısımlar mesela bulut ya. Ne bir şey olur ki? Aynen. Koyudan açıyor evet, doğru. Bak şimdi şu koyuluğu gidiyorum. Burası şöyle koyuluk. Şöyle. Sonra bir üste geçtiğin zaman daha açık tondan daha ayarını yükseltmiyorsun, daha açık
daha geniş tutuyorsun. Tamam. Bak. Daha geniş tutmamın sebebi bulut olduğu belli olsun. Uç soğuyor. Hı hı. O yüzden fazla yakmıyor. Teması daha hızlı geçiyor. Bulut şeklini de alıyor. Hem bulut şeklini alıyor. Hem de mesela oradaki koyuluğu ütüleyerek tekrardan geri çekiyorsun. Bunu yavaş yavaş yapın. Benim hızımın yarı hızında yapıyorsun. Tanıya tanıya yapıyorsun. Tamam. Hadi al. Önce bulutlardan başlıyorsun. Getir bakayım seninkinden. Evet. İlk önce yarım olanların hepsini yapıyorsun. Arka plandakileri. Ya şunlar mı arkada? Evet. Değil mi? Şunlar. Çizgi çizmek yok. Çizgilerin üzerinden geçmek yok. Unutmayın. Hani çizgilerin üzerinden iki tarafından hareketle o çizgiler, en son o çizgiler silinecek. O yüzden karbon baskınız, noktalama tekniğinde çalışılanları demiyorum. Realistik çalışacak olduklarımızda hani elimizden geldiğince karbon fazlaysa silin. Hı hı. Soft gelsin size. Çünkü o çizginin etrafından ben hareket çekeceğim. Burada mesela bir ip inmiş. Ama ben bu ipi halat alarak yapacağım. Çünkü sağından solundan giriş yapacağım. Yahut da çizgi çok kalın geldiyse o çizginin bir tık dışından çizgi oluşturacağım. Tamam. Şu an. Makinenizin ayarı ne? Tahtayı bakın tutarken ezecek kadar olsun. Tek ayar olarak hızlı yavaş hareketler. Hani ayarını haberi yükseltip alçaltmakla uğraşmayacaksınız. Elinizin hızı veya düşük olsun da sen onu 2-3 defa geç. Birden delinmesin, birden yanmasın. Tamam mı canım? Tamam. Deneme tahtanızda mutlaka bir. Burada şey yapın, ayarlayın. Açar açmaz hani buradaki değil. Biraz şöyle ucun ne bıraktığını gör. Yüzüstü tornavida olmasın lazım. Şunları buraya getirdim. Yanında malzemesi eksik olanlar. Düz değil mi bu? Buradan kullanabilirim. Getireyim ben. Tornavidalarınız, düz uçlular mutlaka yanınızda olsun. Çünkü çok fazla yüzeyde oynayacağımız için bu gevşeyecek. Bu tahtayla bu tahtanın özelliği aynı değil. Evet, belli oluyor. Çek beni. Beyaz. Çalışmayacak olduğun alanı kapat. Gözün şey yapmasın. Şey mi acaba hocam, şey klimada şey yapıyor mu, klima, soğutuyor mu? Soğutuyor. Zaten tam sırtınıza gel. Yok bana geldi, ne olur size olacak. Bana, evet, bununla alakası yok. Tahta etkisi bak. İçerisi serinledesin. Klimayı kapatırsın. Enseni vurmasın.
olmuyor bir şey. O zaman şey yap. Güğünü kaldırayım. Sana bulutlu yapacağız. Bak aradaki şey gölge olarak kalıyor. Orayı çizmeyeceğim. Tamam. Gelkinin daha beyaz çıkmasını sağlayacağım. Bakın şimdi dümdüz çizdik ya. Buradaki kare karim etkisi size çok büyük faydası olacak. Kıvrımları, bükümleri gösterecek. İlk önce gölgeleri atıyorum. Sonra kumaş etkisini yapacağız arkadaşlar. Bunun küçük boyu var mı? Bu büyütmüş hali mi? O öyleydi. O boyuttaydı seninki de hocam. Ben bir tanesini yelken yapayım. Bana şunun %40 küçültürek arkadaşlar. Biriniz çektirin de. Biriniz çizin. Uzanmayacağız. Uzanmayacağım ya. Ay dur, alsana şunu. Getireyim mi büyüğünü? Getir. Şimdi genelde ne yapıyorlar? Bunun hemen hatlarını çiziyorlar ya. Hmm. Şu uçuşma gidiyor. Ana hatları. Bir de karbon, hani karbonun etkisini yakarak yok ettiğin zaman çok daha iyi oluyor. Hmm.
şey içendi. Benjamin harfleri açıkta. Kapatıldı orası. Ben dedim, abim telefon açtı. Kızım ne yapıyorsun dedi. Müsait misin? Müsait mi abi? Hayır dedi. Ya dedi bir şey soracağım dedi. Benjamin kızım tanıyor musun? Dedi tamam. Tanıyorum dedim. O da beni çok iyi tanır. Ondan sonra al o zaman konuş dedi. Nereden nereye? Nereden nereye? Davetileri yazdırmayı onu bulmuş. Ondan sonra bana diyor, sen gönderdiğinde tiyatro mu yapabildiğine git dedim, oyun oynayacağım dedim. Sana dedim, tiyatro mu oynayacağım dedim. Abim demiş yaptı şimdi, pazarlık yaptınız dedim. Sorun dedim, pazarlık fiyatını alacaksın. Ben dedim, göndermiş olsam para mı alacaktın sen dedim. Ondan sonra, abi duymuyor değil mi bunları? Vallahi dedi, duyurur dedim. Evet, onun üzerine. Abi, net bir şekilde çizim. Bak, şurada karbonun var mı? Var mı? Aman, sizin de her şeyiniz var. Ne, onu, no. Hiçbir şey yaptırtamıyorum. Bak, bu şekilde çalışıyorsun. Tamam mı canım? Ütülercesine, değil mi? Ütülercesi izlere girmiyorsun. Adım adım takip ediyorsun. Bak burada mesela şu var. Ne tarafa doğruysa canım, çizgiler. Bak bak bak. Burada arkadaki direğin gölgesi var. Dün Mislihan aradı. Tam böyle yoğun ders anlatım sırasında. Bir tane daha ona ismi yakın birisi var. O zannettim. Hocam işte Nesim ablayla beraber ben de gelmek. Arkadaşlar online sistemin haricindekileri zaten alamıyorum. Bir de tabii, bana angarya olacak kimseyi alamıyorum. Şey de kapatıldı filografi bu sene. Alem şey Dağ'da dedi, gidemiyoruz. Bana şey dediler. Filografi verir misin dediler. Hmm. Ben anladım. Ama sizin görev tanımınız da var. Ben de şey dedim. Hani, sizin görev tanımı ne? Ne bilgisayarın başındasın dedim. Yani. Biz de şeye, halk eğitime gideceğiz. Sarıgazi'de. Türkan Hoca varmış galiba. Türkan'ı hiç tanımıyorum. Yok, onları ben El Habibilerle şöyle dans ederken kullanacağım canım. El Habibiler. Çölde dans ediyorlar ya festivallerinde. Entareli Habibilerle dans ederken ben şey yapacağım. Onunla def çalacağım onlara. Kiremadan oraya evde benim hamur silgim var. Geçeceğim üstüne. Hamur silgimle gideceğim. Yok şimdi hazırlatmam gerekiyor çalışabilmek için de değil. Ay yapacağım. Bayağı kaptırarak yapmışsın. Sinem başladın mı? He? Çiziyor. He. Yaz saçlı abla kaptırmış gibi. Tabii canım. O çok sevdi. Bak, o yüzden sevdiğiniz resim diyorum ya. Ama ben de çok sevdim. Sevmiyesim var şu an. Ne? Ben biz onadan çıkaracağım bunu. Ne? Biz onadan çıkaracağım bunu ya. Ya ben size bırakıyorum. Siz de kendinizi psikopata bağlıyorsunuz. Yapacak bir şeyim yok yani. Olsun. İçlisi orada şey yok. Çok fazla. Ha, onu çalıştık. Yapmaz bir şey yok bundan. Aynen. Mandana tarzı ama en son böyle hafifte gölge girersek daha kız ortaya şey olacak. Atacak kendini. Yok. Özel çok keyifle çalıştığını görüyoruz. Evet. Evet.
Bakın hocam. Gösterdiler. Öyle mi? Ama buradan örgüsü çok rahat gözükmüyordu. Buradan buldum örgü. Şimdi işte saç yandan nasıl gözüküyor falan. Oradan çiçek buldum. Çeviriyorsun. Hep de küçük evet. Küçük virgüller halinde. Ama buradan buldum. Kulağında da. Bak. Örgüyü. Teşekkür ederim. Korkudan mı? Çok güzel olmuş dediğim yere düşüp başladım. O Cüneyt'i özür bir şey ya. Muammer abi. Ha, Muammer abi. Ha, o da bugün gelecek diyor yok ortalıkta. Cüneyt'i de bir şey kırılmıştı. Çerçeve. Çerçevesi ama o kırılmasaydı ben pırlatıp atacaktım zaten. Ama süper battı zaten. En iyi kırılmıştı. Koyu yerleri daha koyu yapıyoruz açık. İlk önce evet bak ilk önce açık gidiyorsun. Tamam mı bir tanem? Bak şimdi şu. Görüldü mü? Üçleme yani şurası ya. Bak yani koyuluk var. Açığa doğru gidiyorsun. Bu açığı çekerken de bunun üzerinden geldiğin için bu bir kat daha koyulaşıyor. Mantığı bu. İpler en son koyu gözükmeler. Bir de bir kere yaptın. Kulak bitti. Bir tur daha atıyorsun. Tüy olduğu ortaya çıkıyor. Tamam mı canım için? İlk önce kulaklardan başladım. Şurayı şey yapıyorum. Tamam. Ondan sonra rahat çalışacağın yer. Aynı mantıkta. Şurada çizimi. Bu kumaşı. Bak aynı. Burası da aynı mantıkta. Önce buradan başlıyorsun. Bak. Tüy. Koyu yeri geçiyorsun. Sonra bunu büyütüyorsun. Açık renk kendiliğinden oluşuyor. Tamam. Aslancığım hoş geldin kuzum. Hamide abla telefon senin mi? O sallanıyor. Söyle kuzum. Tamam, çıkarayım diye soracağım. Tamam. Şey diyorum. İlaç kağıdı kullanacağım. Hani senin şeyler yapmıştık ya. Öğretiyoruz. Hı. Kadrolarda yapmıştık ya şeyler. Hı hı. Bir şey.
Olmayacağız Sezen Aksu'nu. Şeyde değil. Yakmıyor. Evet. Son bir olması lazım. Karışmış mı acaba? Hilgin sesin çıkmıyor. Çok mu özledin lan? Yok. Geleyim mi? Yok sesin çıkmıyor. Ne halindesin? Ne yapıyorsun? Yaz noktaları biraz daha iri tutman gerekiyor. Hı hı. Tamam mı? Boyu iri tutacaksın. Hı hı. Yani iri böyle tane tane görünecek. Geri yanıyor. No. Kabloya verir şu. O senin kablon galiba. Hı hı, benim kablom. Bayağı camları açar mısınız? Şey oraya ha. O olmaz esasında ama sonra mesela. Kapıyı açın da arkadaşlar kablo kokusu ciğerimize oturmadan gitsin.
şeydik evin nasıl toparlayabildin mi? Hı hı. Baya baya toparlandı. Sana böyle. Hı? O evin hani parça parça kapı girişi gibi olarak tasarlıyor. Neresi? En üst katı mı diyorsun? Yok, normalde evin çıkış kapısını şöyle düşün, duvarına götürmüş gibi. Küçük bir alan değil mi orası? Çok büyük değil. Dışı büyük alan. Taşlar var. Taşlar ben var. İçten bahsediyorum. Evet, içten. Evden dışarıya çıkarken dış kapıyı. Dış kapıyı çıkarken. Hocam siz yemek etmiyorsunuz. Şu an hiçbir şey yiyecek yani. Orada atıştırıyorum zaten. Bir yer yok hocam. Hı. Bir tarafta portmanto var. Anladım. Tamam. Taşıyorum. Tamam. Niye nokta nokta yapıyor? Kalcın cinsinden yapıyor. Yok, öyle çevirme. Ama orası dönük. Yok aşkım, bak böyle böyle. Böyle. Ben ayrı ayrı gitmeyeyim öyle. Hayır. O altta şey gibi olsun hani. Ama şimdi daha ne şey. Aç. Aç diyor. İkinci katı, üçüncü katı geçtiğin zaman tüy yuma haline gelecek ya.
Çarşamba burada 3 tane beyefendi var. Birisi daha gelmeden ameliyat oldu. Cüneyt'i kapıdan sığmayan hali. Arkadaş. Diğerleri de tokat baskı üstadı bir tanesi. Kalıpları falan var. Emekli öğretmenler. Cüneyt bugün ne yok? Cüneyt'in bugün okul kurultayı varmış. O yüzden çocuğuyla. Muammer gibi, Muammer bugün gelecekti. Şöyle yazmış. Niye o kadar koyu çizmekte ısrarcısınız? Arkadaşlar şu karbon çizim... Ben aslında baktım karbonu sonra... Yani karbon çizme olayında niye hiç yapıyorsunuz? Siz şimdi onunla hafifleyin, ondan sonra ütüleme yöntemini de göstereyim hemen. Çok koyu, yapmayın bunu. Tamam. Bir arada kaldırın, bakın. Tamam, kalemin... Çok fazla çünkü. Yani... Şu mu? Bak. Yok. Mavi yerim yok. Evet, bende ondan var ya. Şu mu? Yok. Bir kere daha koyu çizgiyle gelirsiniz. Tekrar ben çizdiririm, haberiniz olsun. Yok, ben fark ettim de şey oldu. Önceden denedim. Kullanılmış karbon gibi geldi. Bir kere bir ucuna bakmışsınız bebeğim. Ben size sana söylemiyorum. Amine de aynı yanılgıya düştü. Kendinize zorluk. Aynen. Kendinize zorluk. Emeğinize yazık. Sende de çok kalın olacak olursa çizgi. Detaya kaçarırsın. Kalınlaşıyor ya koyulaştığı zaman. Yapacak yer bulamazsın. Çok sık desen olduğu için. Makineleriniz 140 lira olmuş. Şimdi. Sen de o gün kuzenin nerede bu atıcı? Efendim? %160 diyor. Yani 4 sene önce aldı 70 liraya. Bakın %100 değil, yine çok artırmamış adam. Neyi? 120 lira mıydı geçen sene makine? Makine mi? Evet. Hı-hı. 120'ydi. 120'ydi. 20 lira koymuş. Yok, şey demiş, sen makineyi ne zaman aldığını unuttun herhalde. O arkadaşına demiştin ki %100 artmış makinenin fiyatı diye. O da hayır, benim aldığıma göre. Senin aldığına göre denmedi. Geçen sene almışsın gibi bir muamele oldu çünkü. Konuşma oldu. Hayır, yok, ben söyledim. Şey, orada alırken hep de. 20-20. Bak ilk mesela biz bu işe başladığımızda 65'le başladım. Ya ben kendim için söyleyeyim, 35'te adam 5 artırdı. Ondan sonra enflasyona göre bu sefer şey yaptı. Hani bu sefer de 20 artırmış. Her sene 20 koyuyor. 45 almışlar. Ben 65 aldım. Hı. İşte ben 65 almıştım. Betül alırken 90'dı. İşte ben de o civardadır diye düşünmüştüm. Melis bir arkadaş da internetten almış. O da şey arkadaş hani iki tane bizgillerden
bayan arkadaşım. İnternetten almış. İnternetten aldı ama riskli. %90 hani kullanamıyor, hani derse katılmayanlar gitti gidiyor ve şey yapıyor ya. Başka bir marka olmuş olsa hiç olmaz da hani bakımını falan yine Koç Yiğit sıfır diye şey yapar. Hiç kullanılmamış bir şeylerdi. Hı. Şey gidersen Dubai'ye. Kendime makine alacağım. Orada çok uygunmuş. Cansın. Çok teşekkür ederim. Tamam veriyorum. Muhkem mi olmuş? Tabii istediğim. Şunda olmuyor. Tükenmez. Tükenmez mi? Tamam canım. Tabii yağlı bir yol. Gelişme var mı? Bir 15 gün sonra röntgen çekilecek. 3 ay oldu. Ya bu ara diyorum ki doktorların herhalde beyninde bir durum var. Büyük şeylerde bir sonuca bir türlü ulaşmıyorlar. Ama bunu hala. Tabii. Hala testler, mesler, bilmem neler. Üst komşum da pazar günü kalp krizi geçirdi. Evet. Allah şifalar versin. Sabah 9:30'da kapı çaldı, bıraktım. Dedi kalkın hemen beni dedi acile götürün. O senin kız... Bekar oldu. Kızıydı. Yok kızlara anne de kadın. Hı. Ondan sonra şurasını tutuyor. Hı. Hemen götürdük. Kalp krizi dediler. Anjiyo yapılması gerekiyor. Ama onun kalp yapısı farklıymış, damarları şeymiş, balonu gibi. Evet. Evet. Resmi yere aynen. Pıhtılaşmış içeride şeyler, kanlar. Bir de çamurlaşma var dediler. Ondan sonra tam olarak anjiyo da yapmıyor. Ana damarda bir şey yok. Ama o pıhtılaşma tabii 3 gün ilaç almamış. Onun etkisiyle. Kalp kırısı. Zaten kalp hastasıydı. Ama dün gitti mi? İyiydi. Tamam. Dün gittik, iyiydi. Cumartesi günü çıkartacaklar. Hiçbir işlem yapmadılar. İlaç verdiler sadece. Benim eğer ablama o zaman ben onları bırakmış olsaydım ölecek. Organ çok basit ölecek. Siyanerse bıraksaydım. Sizin doktorunuza gitmiyor mu? Ona gidiyor zaten. O şu an erkeği yutturuyor. Şeyde şu an diyor ben sana diyor ağır derecede sulandırıcı kullanacak ya. O anjiyo sırasında yapılan yoğun
şey, sulandırma olayı. Bütün kanalları açmış. Ya ben diyor ameliyat sırasında duruyorsan diyor yine şey basacağım diyor. Kan sulandırıcı basacağım diyor. Tek tek organları çöker dedi. Kalbi kurtardım ve organları kurtaramam. Yani. Benim de daralma çıktı. Ultrason çektiler. Bir damar varmış orada, daralma varmış. Çarpıntı oluyor ya, nabızı yüksekliği. Ondan sonra şey verdi. Kalp ücreti verdi. Şey yapsın diye, ne yaptı düşürsün diye. Bunu kullandı da orada dedi, şey dahiliye falan muayene olursa, üfürük sesi duyarlarsa dedi, onun olduğunu söylersin dedi. Gidip yapmam gereken bir şey var mı? Yok dedi. Hani senede bir baktır dedi. Hiç olmayacak şeyler çıkıyorsun. Tamam canım. Boğulma, hadi derim. Hadi canım. Göze girme. Hatırlıyorsunuz o günleri. Neyse ya, dünyada de gözden başlıyor. Hocam kesinlikle falan. Artık gidebiliyorsunuz. Ama benim yaptığım bir güne soru. Want diye değil. Want diye değil. Benim burnum sapı çok sınırlı mesela. Bayağı bir yıpranmış bu. Kabusunu değiştirmek lazım. Çünkü bence tekrar şey yap. İşi var. Ağız kapalı gibi gelmişti de orada değmiş. İki tane dişi görünüyordu. Evet. Bunu
onun finalini çok merak ediyorum. Ben de. Ben en çok şunları yapmayı i̇şte nasıl istiyorum. Burada hiç kirpikler falan belli değil hocam. Değil mi? Evet. İstersen. Direkt boyamışlar. Bana o yüzden cazip gelmişti. Karanlık karanlıkta. Çok karanlık. Evet. Evet oraya koyu gölge yapacak. Hocam kirpik yaptı şimdi buraya. Bu aşamaya kadar yok da bu kirpiklerle oynanacak. Kaşlarla oynanacak. Ben kirpiklerle mola vereyim, ondan sonra orada şey yapalım. Teşekkür ederim. Ya da gel soğumadan göstereyim. İlk yağmur silgi. Sonra bakayım. Sesin çıkmıyor Zerrin. Hatları geçerken hep şöyle yuvarlayarak yapıyorsun. Tamam. Tamam. Açıklıkları veriyorsun. Tamam. Hadi bir. Hadi bir.